Sen babanın adı neydi? Açtım. Başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel oturun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hakkı yargı. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Risale'nin üzerine koyma da yedinci yapacağım, yedinci dostur, sekiz, gücenmemek. Ali değildi değil mi? Ali İhsan. Cumal. Ha Cumal. Ha. Ya biz niye sırf Ali söylüyoruz? Sakılıyor. Ali diyen de var. Şey diyen de var. Cumal diyen de var. Ya güceniyor musun sen? İnşallah. Aziz Sıdık kardeşlerim. Gücenmemek. Bu dünyada buradayız değil mi? Bak bu dünyada hususan bu zamanda bak bu dünyada bu yaşta hususan bu yaşta hususan musibete düşenlere düşmeyen mi var? Bu dünya öyle bir şey ki bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Bilhassa Nur Şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, Nur Şakirtlerinde niye dehşetli sıkıntı var? Nur olmaması lazım. Olmaması lazım. Çünkü Nur Şakirtleri birisi öldüğü zaman, namazsız gittiği zaman kendisini suçlu hissediyor. Ya ben niye ona ulaşamadım? Niye ona varamadım? Acaba bir şey yapabilir miydim? Diyor. Yani dehşetli sıkıntı o ya. Ustadı mesela bir gecede sıkıntıdan 9 tane dişi düşmüş. Sebebini şöyle demiş. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhuma hissediyordum. Çok acayip mesela. Veya psikolojik ne bileyim. Mesela bir hemen hafende 19 yaşında çocuk treni atıyor. Sonra mektup bırakıyor. Beni yakın diyor. Alman yani. Ben kendimi suçlu hissettim biraz. Biraz da bayağı sıkıntı yaptım yani. Psikolojik olmuştu belki. Peki üstad o alem-i İslam'a indirilen tokatlar önce ruhunu hissediyor. 9 tane dişi bir anda düştü. Bizim yemek iştahımız gitmiyor. Peki sizin saçlar neden Arda abi? Şeyden. Devam edelim. Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara. Dehşetli bu. Vallahi sıkıntı yapıyorum. Birisi öldüğü zaman iş olsun diye konuşmuyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu son tarihte, son bir iki senede beri. Ben acaba ulaşabilir miydim buna? Buralarda dershane olsaydı, atsaydık diye düşünüyorum. Meyusiyetlere karşı en tesirli çare ne yapacağız sıkıntı? Diyelim ki öyle derdimiz yok da. Bu almaya da aile bir derdimiz var, psikoloji derdimiz var, ne bileyim geçim var, şu var bu var. Ne yapacağız? Çareyi sunacak şimdi. Bu anlatılanlar derdi imal etmek, derdi sıralamak meziyet değil ki. Çare ne? Çare üret. En tesirli ama birbirine teselli ve ferah vermek. Birbirimize teselli vereceğiz. Ferah vereceğiz. Kimimiz var ki? Ha? Kimimiz var, evet. Bir araya geleceğiz. Bu dershaneler birbirinin bütünleşmesine vesiledir. Bu dershaneler gaye hayalin fiile dönüşmüş halidir. Bu dershaneler Kur'an'ın tabiriyle Allah'ın evlerini, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yaparın fiili tezahürüdür. İmanımızın tapusudur inşallah. O zaman birinci
Yani bir gayemiz olmalı. Gayen oldu mu fikrin de o yoldadır, hayalin de o yoldadır, bilgilerin de o yoldadır. Ama yani çoluk çocuğu geçindirmek, para kazanmak engel değil. Gayen olsun. Yani bunlar bir şekilde olur. Ama öyle, ama böyle olur. Demek ki bir, bu dünyada hususan bu zamanda musibete düşenlere bir, bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, iki, meyusiyetlere, ümitsizlik, psikolojik şeyler var ya, dertlere, en tesirli çare bir, birbirine teselli ve ferah vermek. İki, kuvve-i maneviyesini takviye etmek, kuvve-i maneviyesini ruhuna gıda olmak, aklına fikir olmak, hayatına istikamet olmak, örnek olmak yani. Seni gördüğü zaman hayata güveni artması, tutunması gerekiyor. Yani pamuk ipliğine bağlıysa dine, seni görünce elhamdülillah yaşanabiliyormuş bu diye demeli. Hadisin yuvarlak manasıyla, bir tabirle, bir manasıyla görüldüğü zaman, sen onu gördüğün zaman rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan olmalı. Demek ki birincisi neydi? Birbirimize teselli ve ferah vermek, yani çökertmemek ya. Çökertmemek. Yani kuvve-i manesini yıkmamak, hele hele hiçbir vazifemiz yokken sorgulamamak, vazifemiz değil ki ya. Neyi sorguluyoruz? Böyle. Sonra en önemlisi de ne derdi biliyor musun? Usta abi derdi ki, şurayı zikrederken şöyle derdi, sakın birbirinize nazlanmayın. Şeytan buradan girer. Nazlanırsan küse dönüşür. Küste bir de gururun kıraması, konuşamasın, uzaklaşırsın. Onun gittiği yere hep de cahillik, cahilane iş yaparsın. Onun gittiği yere ben gitmem der, bir de derse gelmez. Ne alakası var? Sen gelmenin onunla ne var? Geç bu tarafa otur, onun yanında otur. Sakın nazlanmayın diyor. Ondan sonra benim şeyimi söylüyorum, bu kadar başımda hadise geçti malum. Avrupa dolaşa dolaşa son şeye geldim. Tamam. Şu, sakın insanların, ben yapamadığım ama son senede Allah nasip ettiğini söylüyorum. Bir sürü kusurlarımız var, onun da var. Adım atması lazım, etmedi falan. Hiç ona bakma. O hizmetle, Risale-i Nur'la, dershaneyle alakası, o tarafı var ya, onu al. Bırak ötekisi. Benim son bir senede böyle bir Allah nimet verdi, bir halet verdi. Küfür edenlere, medresemi yıkanlara, beni hapise atanlara, hakaret edenlere, küfür edenlere, inanın bana, hepsinin hakkımı helal ettim ya. Sebebi şu, belki öyle düşünmüştür, öyle düşünebilmiştir. Ha, doğru, öyle zannediyor. Peki bu bana ne katıyor? Ha, Allah affeder mi, onu bilmiyorum. En azından ben hapisten çıkıyorum. Kafamda hapishane şeyi, binadan bahsetmiyorum. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya kim indirdi? Kardeşleri. Onu indirdiklerini zannediyorlar. İnenler kendileri. Onlar indi, onlar psikolojik olarak. Tabii. Birincisi kardeşler, birbirine teselli ve ferah vermek, nazlanmamak. Kuvve-i manevisini takviye etmek, sakın yıkma. Bir tarafı varsa güzel, onun çapını genişlettir. Üç, fedakar hakiki kardeş gibi birbirine gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Fedakar hakiki kardeş gibi. Mesela bir şey söyleyeceğim ben. Ben Türkiye'deyim, siz Almanya'da Stuttgart'tasınız. Kaç ay oldu önce görüştünüz? İki ay. Ben öz kardeşimle bu kadar görüşmüyorum. Türkiye'de olduğumuz halde. Olmuyor fırsat.
Ya aradaki telefon ise zaten telefon trafiği bambaşka. Şimdi adam Schweinfurt'tan arıyor. Abi şu Stuttgart'tan nasıl selamette gidebildin mi? İyi misin? Ve bir sıkıntı var mı? Onu soruyor. Yani niçin söylüyorum? Hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün, gam, hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Sen zaten şöylesin böylesin değil, tam tersine merhem sürmek. Sonra tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Kederli kalbini okşamaktır. Keder. Ya biz bunu uysak, burası cennet olur ya. He, Cumali? Kadere iman edin, kadere iman edin. Ya. Ben abi oraya bağladım. Bağladın değil mi? Kadere iman. Ya. Bunları toplarsan hepsini, evet, koysan böyle tencereye, kadere iman diyorsun. Evet. Mabeynimizdeki, aramızdaki, hakiki ve uhrevi uhvet. Biz dünyalık, neydi adını unuttum? Oktay. Oktay. Dünyalık dostluk edilmiyoruz diyor usta. Evet. Bizim dostumuz, evet, ezel ve ebed. Dünyevi ve geçici, menfaat ve çıkar ve lezzet üzerine kurulan bir dostluk kurmuyoruz. Değil mi adam? Aynen. Sen ne yapacaksın? Sen nerelisin, ben nereliyim? Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum? Yani biz ahirete, ahiret esaslı dostluk ediniyoruz. Diyor ki, mabeynimizdeki, yani aramızdaki layıkaları dura dura okuyacaksın. Hakiki, ha sahtesi de var. Uhrevi uhuvvet. Demek ki dünyevi uhuvvet de var. Ne iktiza ediyormuş? Gücenmemek, tarafgirlik kaldırmıyor. Kaldırmaz. Gücenmek ve tarafgirlik kaldırmıyormuş. Geriye dönelim. Gücenmek ve tarafgirlik. Sen ben, grup olmak. Kaldırmıyormuş. Ne? Mabeynimizdeki sahte değil, hakiki. Dünyevi değil, uhrevi uhuvvet. Mabeynimizdeki hakiki uhuvvet, ahiret uhuvveti, gücenmemeyi, tarafkirliği kaldırmıyor. Yok, kaldırmıyor, yapmıyor işte. Bu iş götürmüyor. Yoksa zaten birbirimize teselli vermek yerine cehenneme dönsek birbirimize, bitti de yani, daha nereye yaşayacağız ki? Herbeda. Nereye gidelim ya başka? Yani birbirimizi. Onun için ustad ne demiş biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Hatırada geçiyorlar. Şimdi abiler yazıyor ya. Varlarda yazıyor. Emirlanda. Ustad da katkım olsun diye tepsi almış. Çay yapmış getiriyor. Abiler de okuma, yani yazmayı bitmiş. Şakalaşıyorlar yani. Ustadı görmüyorlar. Latifeleşiyorlar, şakalaşıyorlar, dalmışlar. Ustad da kapıdan böyle tepsiyi tutmuş, onlara bakıyor böyle. Şaka yapıyorlar. Onlar görünce, ustadı görünce hepsi duruyor tabii. Ustad diyor ki, Risale-i Nur değil ahiret. Sırf dünya için bile olsa, dünyada size bu uhuvveti, bu kardeşliği, bu huzuru temine vesile olsa, sebep olsa gene maksadına varmıştır. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım. Tabii ya, birbirimize bel bağlamışız. Sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Ustad acayip bir şey. Yani tövbe, riyakarlık yapma, söylediğini yapan bir insan yapmıştır. Diyor ki bak. Ve madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, sizin için değil yalnız istirahatımı, haysiyetimi, şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Görüyor musun neler diyor? Belki de görüyorsunuz. Ruhumu feda ederim diyor senin huzurun için. Senin imanın için.
Bu peygamber mesleği ha. Rahatımız için, rahatımız için rahatını feda etmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kasemle temin ederim ki 8 gündür nurun 2 rüknü 8 gündür Risale-i Nur'un 2 tane çok temel taşı, 2 şahıs zahiri birbirine nazlanmak. 2 tanesi çok ciddi bir 2 tane şahsiyet. Muhammed kapat abisi. Zahiri birbirine nazlanmak. Ve teselli yerine hüzün vermek. Nazlanıyor. Bir de teselli yerine hüzün veriyor. Kalbini dağılıyor böyle. Sıcak demiri basar gibi. Cız. Güceniyor. Ona bakmıyor, ona bakmıyor. Hani var ya karı koca. Bizim Karadeniz'de var bir bildirimiz. Karı koca çocukları da gitmiş ihtiyar. O da inan etti, o da inan etti. O da kibirli, o da kibirli. O da alttan almıyor, o da almıyor. Ama bir derece büyülecek. Böyle der. Konuşmadım, ne yemek yaptın? O diyor, konuşmadım, sevdiğini yaptım. Konuşmadım, bir çay yap. Konuşmadım, tepsiyi getir. Zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle. Demek ki ustadın ruhu hissediyor. Ustadın ne diyorsa zaten Resulullah'ın adı adı eder. Gücenmeyeceğiz kardeşim. Birbirimize hüzün vermeyeceğiz. Hüzün. Yani kalbine keder vermeyeceğiz. Hani ferah veremiyorsak hüzün vermeyeceğiz. Eyvah, eyvah, elaman, elaman, ya erhamur rahimin medet demiş ustad. Bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar. O zaman birbirimize nazlanmak, hüzün vermek, onu rahatsız etmenin sebebi şunlarmış. Buradan çıkarıyorum. Tam sadakat yok. Tam muhabbet yok. Tam uhuvvet yok. Tam şefkat yok. Ne diyor? Diyor ki kurtar kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat, tam muhabbet, tam uhuvvet, tam şefkatle doldur. Mesela kızmayacak mıyız eşimize, dostumuza? Kızacağız ama yani en azından avam kadar Müslüman olacağız. Yani diyor ya Allah Resulü, bir Müslüman bir Müslümandan ancak 3 günden fazla küs kalamaz. Bu 3 tane uyku demektir. Rüştü abi derdi ki bunu şey yaparken der. Nurcu diyor en fazla bir uykuya muhtaçtır. Kızdı, bir uykuyla format atar, olmamış gibi kardeşine davranmak zorundadır. Bu fazilet ve kemalat değildir, vazifesidir. Fazilet ve kemalat değildir, vazifesidir. Ya. Ustad ne diyor biliyor musun Muhammed? Birbirinize merhem olun. Ne demek ki merhem? Yara var, acıyor. Şişmiş, değil mi? İrin toplamış. Oraya merhem sürün. Ferahlatır. Birbirimize merhem sürelim. Merhem olun diyor. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Ne yapıyorsun ki sana yardım edelim? İnsanların imanın kurtulması için gayret ediyorum. Sen de bana yardım et. Meselemiz çok naziktir. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki
bütün vazifelerimi şahsi manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Bütün kuvvetinizle imana hizmet ediyoruz ustad. Biz de yardım etmemiz lazım. Yani birbirimizin hayatı, davranışlarımız birbirimizin maneviyatına, yani nurun içinde kalmamıza, korunmamıza vesile olmalı. Yani birbirimizi hatırladığımız zaman bırak ya falan, başı devrisinlerden dememek lazım. Böyle gördüğümüz zaman ferahlamamız gerekiyor. Veya özgüvenimiz geliyor. Yani dış dünyadan böyle Almanya'nın şu şeyinden, taze katından sanki hücreye girmiş gibi bir ferahlatıcı bir küçük bir bahçe gibi olmalı. Mesnevi Nuri için öyle diyor. Şöyle var ya böyle bir bahçe olur. 20 metre 30 metre kare. Oraya çekirdekleri tohumlar atarlar. Sonra o çıkan fideleri alırlar tarlaya dikerler. Bizim de böyle fidanlık gibi. Tarladan önceki tohumların filizlenmesine şey gibi. Böyle olmalıyız. Hayatın her safhasına daldığımız zaman çeşitli fabrikalarda şurada ama aldığımız sıkıntı, yara alıyoruz. Evden şey dağıtıyorlar. Buraya geldiğimiz zaman yükünü gemiye bırakmak anlamına gelmeli. Hani var ya Muhammed belki duymamıştır. Bir gemiye binmiş bir adam. Tamam mı? O adamın üzerinde de sırt çantası var. Oradakiler diyor ki gemi gidiyor. Sırt çantanı bırak üstüne otur. Yok belki batar. Batarsa zaten komple gideceksin. Yani aynı bunun gibi o gemi Allah'ın bu bize ihsan etmiş olduğu hizmet. Hayat. O çanta nedir? Beşeriyetin getirmiş olduğu aile hayatı, yaşımızın getirmiş olduğu, kaporta bedensel hayatımızın getirdiği sıkıntılar. Yüklenme ya. Bırak koy gemiye. Hayatın üzerine. Yani Allah'a tevekkül ve teslim ol. Üzerine otur. Otur üzerine. Karışma ya. Ne olur? Bir misal söyleyeyim. Benim başımda geçeni yaşantıyla daha yanlaşılır. Talim hocam var ya, hafız. Yaşlı tabii. 80 küsur. Darlatıyorum yaşlı adam. Hafız diyorum. Yani bir şey çıksın. Kabire girdiğin zaman ne yapacaksın? Takılıyorsun değil mi? He? Takılıyorsun yani. Takılıyor. Bir şey yani takılıyorum ve hem hareketlensin. Hem keyif alayım hem de bir şey duyayım ya. Farklı bir şey duyacak mıyım? Dedi ki ya dedi ben en çok iyi bildiğim şeyle dedi cevap vereceğim. Ne diyeceksin dedim ya. Men Rabbuke, men Nebike, men Kitab. Sorduğu zaman diyeceğim ki diyor. O da tutulmuş ona. Dur. Nükemekir'e diyecekmiş. Dur. Ben bir ayet-i kürsü okuyayım. Eğer hata bulabilirsen diyor. Meleğe diyor. O zaman beni sorgula. Yoksa hiç bana karışmamasın. Hakkın yok. Hakkın yok. Hadi oradan. Ondan sonra ona sığınmış. Şaka demiyor. Ya dedim ona sığın, bitmiş ya teslimiyeti. Tevekkül ve teslim. Şimdi bak ya hafız dedim. Oldu heyecandan bir şey oldu. Ya takıldın. Ne olacak dedim ya. Ya Allah aşkına beni darlatma dedi ya. Niye darlatmayayım? Ne diyeceksin? Ya ne yapayım dedi. Derim ki diyor bak bak. Ey Allah'ım. Meleği hiç kalamıyor. Yoluna düştüm. Kapına geldim. Aha bu. Sermayem de bu. Ne yaparsan yap. Bunu ezber etsek bile şu iki kelime yeter ya. Ne yaparsan yap. Aha geldim kapına. Ondan sonra devam ediyor. Unuttu beni orada. Ya Rabbi dedi. Dedim ya. Ya hata yaparsan. Allah senin dinine bu kadar hizmet yapabildi. Ya başka bir şey yapamazdı. Ne yaparsan yap artık. Derim dedi.
Bu sıra başladı gözlerini yaşar. Aynı çocuğun annesini de çok sarıyor. 80 küsur yaşında adam. Ya ben çok duygulanıyorum böyle şeylere. Ya çok acayip. Ama ben bu maksat için dememiştim. Ya bir değişiklik olsun. Ya. Çay içiyoruz. İşte çay mayda gitti adam. 84 yaşında. Yaş ağlıyor. Ya Rab dedi. Ne yaparsan yap. Gücüm yok artık. Ben ona tutundum dedi. O talime tutundum. Şimdi 84 yaşında sabah 8'de çıkıyor. 5'e kadar kursa 97 tane talebeler elif ve değil. İğrap öğretiyor. Boğaz harflerini öğretiyor. Nur talebesidir. Mahmud Efendi cemaatinin kursuna ders veriyor. Çayeli'de. Yeri de söyleyeyim. Sen ne yapacaksın dedi. Sana. Şimdi. Hadi bakayım. Başım döndü. Çünkü onda hedef koymuş. Tek bir hedef. Elinde hedef. Başka bir şey yok diyor elimde. Hedefi belli. Aynen. Teslim ve tevekkül. Belki de bazıları şundan kurtaracak. Ne yaptın ey kulum? Allah'ım senin kullarını sevdim. Allah'ım senin kullarını tenkit etmedim. Allah'ım senin dinine yardım edemedimse dinine yardım edenlere destek verdim. Evet. Sevdim onları, tenkit etmedim ya Rabbi. Belki bunlar kurtaracak. Bir sürü beşeri günahlarımız var. Diyorum ki, Oktay mıydı? Oktay. Ya Rabbi diyorum ben. Ben beşerim. Üç tane şahsiyet var ya, beşeriyetimiz, ubudiyetimiz, vazif. Hakikaten almayanlara dolar. Ya beşeriyetimizin iktizası olan, beşeriyetimizin dayatması, bir sürü günahlarımız var. Hizmet etmeye koşarken bile bir sürü günah muhatap oluyoruz. Gelene kadar mesela. Şu Schweinfurt'tan, şu Tutkart'a gelene kadar günahları muhatap oluyor. Ya Rabbi diyorum. Beşeriyetimizin iktizası olan şu günahlarımızdan dolayı verdiğin maddi ve manevi nimet-i ilahiyelerini alma ya Rabbi. Amin. Allah'lığın hatırına. Amin ya Rabbi. Muhammed'in hatırına ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının mahiyeti ve hakikati hatırına. Amin. Elimizden alma ya Rabbi. Nimet-i ilahiyeleri. Dua ediyorum. Gün geçtikçe o kadar yakın hissediyorum ki ahirete. Bazen de ne kadar yoruldumsa İnsan gitmek istiyor. Ama acele etme abi, daha yok. İstifade edecekler var. Bazen de gitmek istiyor. Hapishanede gitmek istemişti. Bazen de en çok istediğin an en uzak olduğun zaman oluyor abi ya. Evet. İmtihanın dönüş viraj yeri demiyorsun. Bu hizmette tenkit etmeyen, kardeşlerin halinde bulunmayan, hüzün vermeyen, gam vermeyen çok kazanacaktır. Rabbime inan, güvenerek söylüyorum. Külliyattan aldığım ruha göre bu hizmette tenkit etmeyen, yücelmeyen, birbirine takoz koymayan, şefkini kırmayan, gayretine engel olmayan, kardeş olan çok kazanacaktır. Bunu Kastamonu'da diyor ki, bu sıfatlar diyor, çok velilere tefevvuk ettirir. Evet. Çok velilere, evliyalara üstün getirir kişiyi. Çünkü niye? Bu sıfat, iştirak-ı amal uhreviyeden bir tamamıya amel, ihlası, sadakat alır. Sevap uhrevi aynen bahseder. Kurumuş süngerin su yemdiği gibi. Bu hizmette yapamıyorum ya Rabbi. Gücüm yetmiyor. Ama tenkit etmiyor. Seviyor. İş onunla çay da yapıyor. Yeri süpürüyorum. Zübir abimizin tabiriyle pirimiz. Lavaboları temizliyor. Tuvaleti temizliyorum ya Rabbi. Yok bir şey başka. Diyene
hizmet-i imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden vallahi billahi inandığım Rabbim hissesini ziyade edecek onun. Hizmeti biz yapmıyoruz. Vallahi biz yapmıyoruz. Hizmeti zaten Allah yapıyor. Risale-i Nur vesilesiyle biz, bize ihtiyaç yok hizmetin. Bizim ihtiyacımız var. Bizim vazifemiz uhuvveti, tesanüdü, muhabbeti koruma. Bize üç tane şey düşmüş. Uhuvvet, tesanüt, ve muhabbet. Ve muhabbet. Tam istedik. Evet. Bunu korumak. Bunu koruyacağız. Araşın yani. Tamam. Bunu koruyacağız. Olsa bir saat dahi olsa birbirimizi görmeye. Yani aşık olacağız yani böyle. Ya Cumali'ye gitsem ya. Tamam. Yani Güremen Afendi'nin buraya tam 7 saat, 7,5 saat. Ama bir Cumali'ye gidelim, bir ders olsun ya, bir görüşelim. Birbirimize aşık olmalı. Birbirimizi özlemeliyiz. Görmediğimiz zaman birbirimizi özleme iştiyak olması lazım. Mesela sordum şu Frankfurt'a birisini. Eskide bize, ben orada imamlık yaparken çorba getirmişti. Sordum. O ne yapıyor dedi. Onu gitmiş uçurmuşlar haberi. Orada değildi. Hasan Hoca şu Frankfurt'a geldi. Seni sordu. Bütün çocuklarını toplamış. Nerede Hasan Hoca? Çocuklarını, eşini aldı. Hepsini ailece bulunduğum yere geldi. Şimdi işte ben de dedim seni sordum diyecektim. Buradayım abi dedi. Çok iyiyim elhamdülillah. Öyle duygusal anlar yaşandı ki yani böyle. Hani birbirimizi şunu anlatmak istiyorum. Özlemeliyiz. Ya bugün nerede ya? Görmedim bugün. Tamam. Bugün nerede? Telefonladık. Evet. En güzeli görmek de. Bugün mesela Balcı'yı sorduk. Onu sorduk. Değil mi? Bir sürü kişiyi sorduk. Ya. Bak kalplerin ne diyor? Dua ediyor. Allah'a diyor ki el aman ya erhamur rahimin, bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadık ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Amin. Diye hem ruhum hem kalbim hem aklım, üç tane sistem feryat etti, ağladılar. Şunu da okuyayım. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Bak, hadise küçük. Ay, unuttum adını ya. Mustafa. Özür dilerim. Bak, hadise pek cüzi, geçici, küçük. Bir daha. Gerçi hadise pek küçük. Cüzi, geçici, küçük. A, B, C, Ç'den olsun. Pek, cüzi, geçici, küçük. Alfabetik. İlk önce C, sonra G, sonra K. A, B, C, Ç'den. Ben kendim ezberliyorum. Meselemiz çok neydi? C, cüzi, küçük. Yok. Geçici, küçük. Küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir. Bir saç. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki
maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Nereden okudum bunu? Şu anlar 498. Sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrevin iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Mesela avama şöyle oluyor. Günah işlediğimiz zaman Allah uyansın diye, yapmasın diye tokat vuruyor. Tamam. Tokat vuruyor. Kefaret oluyor. Havasa, hizmet edenler var ya, havas dediğimiz öyle uçuk falan adam değil. Hizmet onun şahsında belirleniyor. Temerküz etmiş. Hani gönül insanlar oluyor ya. Yani Allah onların üzerine bina etmiş, seçmiş. Şimdi onlara hatadan sonra tokat gelmez. İş işten geçer. Onlara hata yapmadan önce tokat gelir ki yanlış yapmasın. Neye benzer? Ben çobanlık yaptım. Baktım sığır bu tarafa gidiyor. Hemen taşı atarım, kendisine değil. Tarlaya atarım, sığır anlar. Sahibim buraya girmemi istemiyor. Dönerdi. Sığır bu ya. Kendisine taş atmazdı. Kenarına atardım, çobanlar bilir. Taşı gören sürü döner. Ben yaşadım. Biz sığır kadar sığır değiliz. Daha girmedik. Ama giriyoruz. Kaderden gelen taşı onu anlamlandırmamız gerekiyor. Niye bana bu? Ya bir şey yapmadım. He, dur. O avam. Geçmişine döner ne yaptım? Biz ne yapacağız? Dur bakayım önümde ne var ya? Bu bir kazdır. Ne yaptığımın yerine neyin ikazıdır dur. Ne geliyor? De demeliyiz. Geldiğin haber verin. Bak ne diyor? Dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Bardak kırıldı. Bir şey geliyor. Bir şey oldu. Nerede? O avama. Bardak kırıldı. Ne oldu ya? Ne yaptık acaba? Yerine ne geliyor? Dikkat et ha. Diyor. Bak öyle diyor. Musibet geldiğini haber vermiş. Evet bizim en kuvvetli nokta istinadımız zengin olmak, alim olmak, hizmeti çok iyi yapmak, alim olmak, çok gayretli olmak değil. Şaşırdın değil mi Muhammed? Bizim en kuvvetli özelliğimiz ne biliyor musun Nur Cemaat? Hani zengin olmak, birbirine böyle kayıtlı olmak, alim olmak, güzel ders yapmak değil. Bizim en kuvvetli nokta istinat yani böyle dayanak noktamız hakiki tesanüt. Sonra sahte tesanüt değil. Birbirinin kusuruna bakmamak en şey buymuş. Birbirimizin kusuruna bakmayacağız. Sonra hakiki tesanüt. Tesanüt ne demek? Senetleşmek. Ehli dünya protokol diyor ya. Bir protokol yaparlar. Prensip yaparlar. Onun altına imzalar atarlar. Bu prensip bizi yönetecek. Artık kimse kendi kafasına bir şey yapmayacak. Bu. Mesela Almanya'nın kanunu. Kanun yönetiyor. Yani hakiki tesanüt ne demek? Tesanüt demek senetleşmek. Onu da laikalarda hangi burada? Ha tamam. Kastamonu laikası. Emirdağ laikası. Tarihçi hayat. Sikke-i tasdik-i gaybiyet ve Barla. Bizim protokolümüzdür. Onun adı ne demektir? Tesanüt abiler, senetleşmektir. Yani prensiplerde anlaştık, altına imza at. Prensipler nedir? Kastamonu laikası, tesanüt demek. Birbirine böyle safta dokunmak değil. Onu da söyleyeyim. Ahir zamanda o kadar kibir olacak ki, safta oldukları halde saf gibi olmayacak. Niye? Tesanütten kibirleri müsaade etmeyecek. Temastan çekiniyoruz, imtina ediyoruz. Tesanüt var ya namazda. Sahabelerin gömleği buradan yırtılırmış. Tesanüt nedir arkadaşlar? Bir gaye etrafında, bir hedef etrafında akitleşme, protokol, altına, hepsi. Mesela Kastamonu laikasında nedir o? Mustaşu, yapma, yapma,
deme, gitme var ya, mesela siyasette meşgul olma. Kimseden bir şey hizmet adına alma. Öyle bir asır ki menfaat, maddi menfaat asır. Söyleyince zaten mahvediyor. Belki kendisi yapacaksa yapsın. Başka tesanüt etmek, muhabbet etmek gibi. Yani akdi mümanti, yani Kastamonu laikasında yap, yapma, de, deme, git, gitmeler var ya, onları esas yapmak. Ona kafa yürütmemek. E diyelim yapamadık. Tevil etmemek. Ha, gücüm yetmiyor. Bu kadar yapabiliyorum demek. Onu evirip kıvırıp çevirmemek. Ona ne deniliyor? Hakiki tesanüt, birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi Nur Kahramanından benim yerimde ve Nur'un şahsı manevisinin çok emretli bir mümessili olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Gücenmeyin. Burada örnek çıkarmış. Gücenmeyin diyor. Birbirinizle gücenmeyeceğiz. Hasan abi orada sıralama göre ikinci sıraya koymuş. Bir ihlas, iki tekbir. Nasıl? Birinci şey, kitabın sıralaması. Bu sıralamada önem sıralaması var mı yoksa? Hangisini? Bir ihlas. Orada düsturlarda birinci düstur ihlas. İkinci düstur tekvin. Yani düsturları. Tabii önem bunlar. Önem sırası var yani. Tabii. Önemli ikinci düstur mu? Evet. Önemli. Mesela birinci düsturunuz amelde rıza-i ilahi olmalı. Bu, birinci bu. İhlas. Evet. İkide tekvini koymuş. İkiye bakayım. Ne koymuş? Tekvin mi? Tesanüt değil mi? Yok. İkincisi tenkit etmemek. Tenkit. Mustafa'm benim. Bir tane. Maşallah. Çok harika. Tenkit etmemek. Üç. Ne oldu abi? Kusur. Üç. Bütün kuvveti ihlasta ve hakta bilmek. Üç bu. Dört. Fenafil ihvan. Kardeşinde fena olmak. Beş, vazifemiz iman hizmeti. Altı, esası takva. Yedi, gücenmemek. Bakayım başka kaç tane var. Sekiz, siyasetten uzak durmak. Dokuz, tesanüt etmek. On, iktisat yapmak. 11, uhuvvet düsturu. 12, münakaşa etmemek diye gidiyor. Abi önceden 33'tü, şimdi bunlar kaç? 80. 80 tane. Yani hizmet düsturları. Bu toplama risale burada. Bu Rüştü biz Allah rahmet etsin sağken yapmıştık. Bu esasa tümürüye bu 33 tane. Çapı ihtiyaca binaen külliyatta dershanede vakıflar yaptı bunları. Ondan sonra 80 tane değil mi? Külliyattan toplamış. Şimdi okudum nereden? Şu alır 499. Bitirim cümleyi, kapatıyorum, çay içeceğiz. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve mevsiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Yani bizim örnek ispatımıza karşı kafirler hiçbir çare bulamamış. E nasıl mağlup edecekler bizi? Yani tesanüdü bozarsak mağlup olacağız. O kadar. Kardeşliğimizi, tesanüt, muhabbet, uhuvvetim bozduğumuzu, yani birbirimizin sevgi azalırsa tek tek bizi yutar. Tarihçede şöyle geçiyor. Bir damla, bir düşünün ben söylediğimi, tarihçede geçiyor. Bir damla su toprağa düşse gözükür mü? Ne olur, yutar değil mi? Ona şöyle diyor, toprak şehveti yutar. Peki bir kova su döksek hemen yutabilir mi? O zaman tek tek olmayalım da kova suyu olalım ki bir anda yutamasın bizi. Çok olursak hiç yutamaz. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermiştir. Son cümlem, sakın sakın, sakın 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 3 defa.
çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Tesanüdünüzü tamir ediniz. İki, vallahi ustad yemin ediyor, bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an'a ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Mesela ben girdim hapse. Hizmet bir sürü dersler yapamadım. Bir sürü sıkıntılar oldu. Bunlar hiçbir şey değilmiş. Hapise girmeme sebep olan bazı meselelerden birbirimize gücenmişsek, darlanmışsak, tenkit etmişsek esas zarar o. Bir de okuyayım. Sakın 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 çabuk şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize nereye Abdullah? Kur'an ve iman hizmetimize hususan adaşım geldi. Hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Şualar 499. Güçlüdür. Ya, yani mesela ben bunu yaşadığım için söylüyorum. İkide bir niye zikrediyorsun? Gittik adam bizi biledi daha çok hapis. Daha böyle biledi. Daha acayip. Peki bu esas nedir? Bu ya niye böyle oldu? Niye şöyle yaptın? Niye böyle yaptın? Demek benim girmemden bu daha zarar. Ötekisi hapis bizi birleştirir. Örnek vereyim. İsrail dünyanın nefretine mukabil Filistin'e bir bomba atması ve 5-10 tane çocuğu öldürmesi dünyanın nefretini kazanıyor. Aptal mı bunu? Niye yapıyor? Muvaffak olamayacağız diye. Niye yapıyor biliyor musun? Müslümanlar ses çıkartmıyor ondan. He, değil. O senin gördüğün. Gözdağı veriyor. O da değil. Değil mi? O da değil. Yani bütün dünyanın nefretini kazanıyor. Nefreti daha fazla. Yani dünyaya muhabbet şirin gözükemez ki çocuğu öldürerek. Müslümanlar da tarihte. Hayır. Yahudilerde milliyetçilik var, ümmetçilik yok. Ümmetçilik olmadığı için birlik yoktur. Milliyetçilik Türk, Kürt, Laz, işte Çerkez bilmem ne. Tek. Ama ümmetçilik ise Rus, Fransız, Laz, Türk hepsi ne mutlu Müslümanım diyelim. Bu iç bütünlüğü sağlayamaz İsrail. Ümmeti, ümmet ruhu yok. Ancak hakiki dinde var. Milliyetçilik var. O zaman diyor ki bomba atarak iç bütün dağılmış olan iç bütünlüğüne diyor ki halkına bak düşman var ya. Bak düşman geliyor ha. Bak tek tek hepinizi yiyecek. Diş dünyadaki kendilerinin dışındaki düşmanlıkları düşmanlığın varlığı iç bütünselliğine sebebiyet veriyor. Bütün olmaya. Amerika her sene dünyada bir savaş çıkarmak zorundadır. Niye? Çünkü Amerika'da ümmetçilik de yok, milliyetçilik de yok. Çünkü toplama bir kamptır. Yani bir geçmişi olan bir o yöreden çıkan değil. Kızılderililer vardı. 63 milyon insan öldürmüş toplam şimdiye kadar. Oradan gelmiş, İspanya'dan gelmiş, İngiltere'den gelmiş, Hindistan'dan gelmiş toplama bir millet. Milliyetçilik de yok, bayrak da yok. Öyle olduğuna bakma. Ümmetçilik de yok. İç bütünlüğünü, iç dağınıklığı, çözülmeyi nasıl yapacak? Düşman göstermesi. Bak terörist, terör var. Ha geliyor ha. Bizi mahvedecek ha. Ha biri olalım diye. İç bütünlüğü sağlamak için içteki dağınıklığı kaldırıp millet olalım diye dış dünyada devamlı düşman belirler. Buna ihtiyaçları vardır. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Niye? Bizde ümmetçilik ruhu var, milliyetçilik değil. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.